Herkese merhaba. Ben Polly. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün sizlerle evde boynuzlu at yapımı videosunu paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tamam. Bu boynuzlu at odanızı dekore etmek için harika bir aksesuar. İsterseniz bir arkadaşınıza hediye olarak da verebilirsiniz. Gerekli şeyler şunlar. Bir mukavva, birkaç şerit renkli kağıt. Ben ince el işi kağıdı kullanıyorum. El işi tutkalı ve bir fırça. Tamam. İlk adımda geri dönüştürülmüş mukavvayı kullanarak 3 boyutlu boynuzlu at modelini çıkarın. Böyle bir tane yapabilmeniz için videonun alttaki tarifinde talimatları paylaşacağım. Mukavva boynuzlu at modeli bitince süsleme zamanı başlıyor demek. Fırçamı el işi tutkalına batırıyorum ve mukavvaya sürüyorum. Sonra kağıdı bu şekilde alıp etrafına yapıştırmaya başlıyorum. Bu kadar basit. Tamamen kaplanana kadar şeritleri yapıştırmaya devam edin. Çok tuhaf. Bu kağıt parçası çok parlak. Vay. Üstünde bir şey yazıyor gibi. Ama okuyamayacağım kadar küçük. Minik yazılar, minik araştırmalar gerektirir. Hemen dönerim. Küçülme gücü. Vay. Bu bir harita mı? O bir lama mı? Boynuzlu at mı? Satürn mü? Bu çok güzel. Layla ve Shani'nin bunu görmesi gerek. Hadi büyü. Kızlar, hemen gelmelisiniz. Ev yapımı boynuzlu at malzemelerimin içinde gizlenmiş minik bir harita buldum. Hemen geliyoruz. Bu gerçekten küçük bir harita. Evet. Ve içimden bir ses büyük maceralarla dolu diyor. Görmek ister misiniz? Lütfen. Bunun için sabırsızlanıyorum. Küçülme gücü. Daha önce hiç böyle yerler görmüş müydünüz? Hayır. Acaba oraya nasıl gidebiliriz? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bu lama çok şirin. ve şu. Görünüşe göre biri bir not yazmış. Bu büyük annemin imzası. Pasaport maceralarının tadını çıkar Polly. Skuterleri kullanmayı unutmayın. İyi eğlenceler, sevgiler büyük anne. Harika bir macera haritası bırakmak kesinlikle büyük anneme göre. Bu öyle bir şey olmalı değil mi? Sihirli bir macera haritası. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Polly, bu yerlere nasıl gideceğimizi çözmeliyiz. Çözeceğimize eminim. Ve vlogum için maceralarımızı kaydedeceğim. Evet. Kızlar, yemek zamanı. Çabuk kızlar. Hadi büyü. Bugün ne keşfettiğimize asla inanamayacaksınız. Sihirli diyarların minik bir haritası. Sonraki vlogda bununla ilgili daha çok detay vereceğim. Şimdi pizza zamanı. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Ben Polly. Vloguma tekrar hoş geldiniz. Bu haritayı keşfettiğimden beri tek düşündüğüm şey tüm bu yerleri keşfetmek için sabırsızlandığım oldu. Maceraya katılmak ister misiniz? Evet. durun. Gidip kameramı açayım. Vlog için bunu kaydetmeliyim. Hadi gidelim. Küçülme gücü. Tamam. Bu konumlara nasıl gideceğiz? Büyük anne notunda skuterlerden bahsetmiş. Önce haritanın içine girmeliyiz. Belki de içeri girmemizi sağlayacak sihirli bir söz vardır. Hey! Bu da ne? Şeye benziyor. Bir pasaport. Büyük anne pasaport maceralarının tadını çıkar derken bunu kastediyormuş. Haritayı keşfetmemiz için gereken şey bu. Peki nasıl kullanacağız? Eğer madalyonu tutup küçülme gücü dediğimizde küçülüyorsak, pasaportu tutarken küçük yolculuk dersek ne olur acaba? İyi fikir Polly. Küçük yolculuk.
pasaportu tutup haritada bir yeri gösterirken küçük yolculuk desek? Hadi deneyelim. Lama'yı mı denesek? Küçük yolculuk. Başardık. Haritanın içindeyiz. Bir müzik festivalindeyiz. İsimler lütfen. Polly, Layla ve Shani. Oho, sırada siz varsınız. Çabuk, çok geç kaldınız. Neye geç kaldık? Daha yeni geldik. Lamarama gösteri listesinde isimleriniz dans gösterisi altında yazıyor. Ne? O listeye nasıl girdik ki? Büyük anne, bize o yazdırmış olmalı. Şey, biz lamaların hep dediği gibi gösteri devam etmeli. Beni izleyin. Kalabalık önünde sahne almaya hazır olduğumu sanmıyorum. Hiç prova yapmadık ki. Sorun değil. Kesinlikle doğaçlama yapabiliriz. Çok iyi bildiğimiz tek bir şarkı var. Galiba Shani'nin bu konuda bir fikri var. Küçük ev yolculuğu. Lamaden'in bana verdiği şu havalı disko topuna bir bakın. Tamam. Haftaya daha çok pasaport macerasına çıkacağız. Haritada keşfedeceğimiz bir sürü yeni yer var. Daha çok pasaport macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.